Ben 1968 yılında Kars'ta doğdum. 1971 darbesi sırasında Mart ayında İstanbul'a göç ettik. Bütün eğitim hayatım İstanbul'da geçti. Üniversite olarak değişik bölümlerde okudum. Tıp, matematik, felsefe, idari bilimler, sosyoloji, tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji gibi. En son Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji'de doktora yapıyorum. 20. yüzyıl Türkiye siyasi tarihi üzerine ve siyasi iktidarın zihniyeti üzerine bir tez hazırlıyorum. 1990'lı yılların başına itibaren Görüntü ve Yeni İnsan Yeni Sinema dergilerini çıkardım. Ben kurdum. Bon derginin editörüydüm. Aynı zamanda bunlar darbe sonrasında üniversite öğrencilerini çıkardı ve akademik yayınlara geçen ilk sinema dergileri oldular. Onun dışında çeşitli üniversitelerde işte İstanbul Cerrahpaşa'da ve Boğaziçi Üniversitesi Kulüp Sinema Kulübü Başkanlığı yaptım ve oralarda düzenli olarak sinema seminerleri verdim. Türkiye çapında 50'den fazla üniversitelerde seminerlerim, panellerim vardır. Ankara, Eskişehir, Çukurova, Bursa, İzmir, ondan sonra İstanbul'un değişik üniversiteleri olmak üzere oralarda konuşmalar yaptım. Sinema yayıncılığı konusunda bir yıllandım. Sanıyorum eğer yanlış bilmiyorsam şu anda Türkiye'de toplam olarak en fazla makalesi yayınlanan sinema yazarı benim. Akademik formatta diğer alıntıları konu olan önemli araştırmaları içeren bir makale yazarı benim. En fazla araştırmayı. Onun dışında da Yakın Plan Yeni Türkiye Sineması diye Yeni Türkiye Sineması'nın siyasi, estetik, felsefik, aynı zamanda psikanalitik kökenlerini inceleyen bir sinema kitabım var ve bu Türkiye sinema tarihinde hiç kimsenin hiçbir kuşak için yapmadığı bir çalışmaydı. Aslında o çalışmadan çok daha önceleri benim yazmak istediğim bir şeydi Yılmaz Güney. Çünkü Yılmaz Güney ile Paris'te yapılan bir konuşmada Cannes ödülü aldıktan sonra kendisine Türk sinemasındaki yerini sordukları zaman o da der ki bir kere Türk sineması değil, Türkiye sineması. İkinci olarak da kendisini yeni Türkiye sinemasının kurucularından, önderlerinden, öncülerinden birisi olarak gösterir. Dolayısıyla yeni Türkiye sinemasının analizini yapmadan önce aslında Yılmaz Güney'le hesaplaşmak gerekiyordu. Benim için bu süreç aşağı yukarı 1997-98'de başladı. Aslında geçmişe doğru gittiğimiz zaman da Yılmaz Güney benim çocukluk kahramanımdır. 1974 yılında yani Arkadaş'ın yapıldığı zaman Arkadaş şarkısı çıkmıştı. Melike Demirhan sesiyle radyolardan çalınırdı. Ben o zaman bir proleterdim yani düzenli olarak çalışan, makinede işte elektrikli makinede çalışan bir proleterdim. 7 yaşındaydım. 7 yaşında düzenli olarak böyle hoş radyodan Arkadaş şarkısını dinlerdik. Biz radyo dinlerdik. Böyle düzenli olarak çalardı. Dolayısıyla o benim çocukluk kahramanım. İşte babam Kars'a falan gittiği zaman ben ona Yılmaz Güney'in kartları ya da akrabalarım attığım olurdu. O çocuk bizim için bir semboldü. Yine çocukluğumda unutamadığım şeylerden bir tanesi. Mesela bizim eve arkadaşın senaryosu alınmıştı. Çocuk yaşta cebelleştiğim şeylerden bir tanesi. Ama Yılmaz Güney benim için aslında Anadolu'dan gelmiş insanın İstanbul'da efendilere karşı isyanı ve onların kendi ahlakını getirmesi anlamında bir sembol isimdi. 1990'lı yıllarda bir başka şey daha oldu. Türkiye sinemasının içine çok daha fazla içine girdim de sektördeki insanların yakından tanıma fırsatı buldum. O tanıma fırsatı derin bir hayal kırıklığına doğru dönüşmeye başladı. Daha sonra anlayacağım şekilde aslında Türkiye'de siyasi iktidarla aydın entelektüel arasındaki ilişkide siyasi iktidarın aydınları, siyasi iktidarın entelektüelleri vicdanlarını teslim alacak şekilde ya da kendileriyle uyuşmayacak şekilde eylemlere yönelttiğini ve bu insanların ister istemez buna direnemediğini gördüm. Dolayısıyla artık bu olgunluk döneminde Yılmaz Güney başka bir sembol haline geldi. Bu da nedir? Hayatı boyunca onurlu kalmış ve iktidara biat etmemiş bir isim. Sembol bir isim. Araştırmalarım sırasında gördüğüm gerçek de şuydu. Yılmaz Güney Fransa'da söyler bunu ve ben bunu teorik olarak doğru olduğunu ispatladım. Yılmaz Güney çok genç yaşlarda, yani ergenlik sonrası yaşlardan itibaren bütün hayatı boyunca onurlu yaşamaya ahdetmiş bir adamdı. Dolayısıyla iktidar Yılmaz Güney ile pazarlık yapmak için çok teşebbüste bulundu. Bak bunlar çok az insan bilir, en yakındakiler bile çok az bilir. Çok fazla teşebbüs ettiler ve hiçbir zaman boyun eğdiremediler. Yani çünkü o siyasal mücadeleyle, sanatlı vicdanıyla yaşadı. Dolayısıyla
içinden geldiği insanlar hiçbir zaman unutmadım. Başka insanlarda bu tip pazarlıklar çok fazla olur. Bunlardan hiçbir zaman bunu yapmadım. Dolayısıyla benim için bu anlamda siyasi iktidara karşı onurlu bir duruş gerçekleşmiş bir insan olarak özel bir sembol haline geldi. Roman niye yazdım meselesine gelince çok kritik. Ben aslında Türkiye siyasi tarihiyle hesaplaşmak istiyorum. Asıl kritik nokta buydu. Türkiye siyasi tarihi yazmak. Bu siyasi iktidara işte kimileri Kemalizm diyor, kimileri Osmanlı'dan kalan bir devletin devamı diyor. Ondan sonra işte ilerici diyen var, batılı diyen var. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum Türkiye'de siyasi iktidar için. Türkiye'de siyasi iktidarın bir izme sahip olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla fakat bu siyasi iktidar son derece pragmatist ve humanizmin ilkelerini yıkan bir iktidar. Çok kritik bir. Ve aynı zamanda tam da Marx'ın deyimiyle doğulu despotik bir devlet. Bu doğulu despotik devletin tarihini anlatmak ve bu tarihi de Anadolu'da topraksız bir köylünün gözünden ve onun zaman içerisindeki yükselişiyle beraber dünyayı ve Türkiye'yi nasıl gördüğünü anlatmak için çok kritik bir vesile değil Yılmaz Bey. Bir yandan onuru yaşamış, bir yandan siyasetlere isyan etmiş, bir yandan halkı için sembol olmuş bir karakter. Dolayısıyla ben de siyasetlerin tarihini anlatıyorum. Gayrimeşru değil, o yanlış oldu. Gayri resmi tarihi anlatmak için Yılmaz Nuri'den daha güçlü bir sembol olamazdı. Kritik nokta. Dolayısıyla ben aslında Türkiye siyasi iktidarıyla hesaplaştım. Aynı zamanda üçüncü dünya ülkelerinin batılı dünyayla, batılı egemen toplumlarla, siyasi devletlerle hesaplaşmaları, onların gözünden dünyanın nasıl yeniden ve farklı tanımlanacağını anlattım. Çünkü Yılmaz Nuri sonuçta kanda altın palmiyede olarak aslında batılı devletlerinde sanat merkezine de bayrağını dikmiş oluyordu ve romanımda da anlattığım gibi Yılmaz Güney Cannes'da en iyi film ödülünü aldığı zaman burası dünyadaki diğer festivallerinde başkenti gibi bir yerdir. Oradayken çocukluğunda babasının ayağının dizinde köylülerle sohbet ederken o insanlara beraber çay içtiğini düşünür. Yani köyünü özler. Dolayısıyla çıkıp geldiği yerleri düşünür. Bu kritik bir nokta. En büyük başarıları aldığı zaman dünyayı yendiğim hissine kapılmayıp en geçmişindeki acılara doğru yönelen bir insanla karşı karşıya Yılmaz Güney'de. Büyük bir vefa ile Anadolu insanına bağlıydı. Anadolu insanı da kendisi gibi ezilen bütün halkların kardeşi olarak görüyordu. Yani yalnızca şimdi mesela Türkiye'de farklı ezilen toplumlar var. Mesela Türk köylüsü de eziliyor, Kürt köylüsü de eziliyor. Daha doğrusu Anadolu insanı toptan eziliyor ve bu Anadolu farklı halklar yaşıyor. Bunun bilincindeydi ama yalnız onlar da değil. Mesela diğer üçüncü dünya ülkelerinin ezilen halklarıyla da kardeşlik ilan eden evrenselce bir görüşü vardı Yılmaz Güney'in. Dolayısıyla o aslında üçüncü dünyanın isyanın sembollerinden birisi oldu. Zaten Türkiye'de Yılmaz Güney tartışmalarında çok az söylenir. Aslında Yılmaz Güney bütün üçüncü dünya için semboldür. Yani siz üçüncü dünya adına mesela Brezilya'da, Arjantin'de, Şili'de, Senegal'de, Mısır'da, Hindistan'daki pek çok genç sinemacı için ya da Meksika'daki sinemacı için Yılmaz Güney hala bir sembol olarak yaşamaya devam eder. Dolayısıyla uluslararası bir kahramandan öte egemen sınıflara, bu egemen sınıf batılı toplumlar ve onlara siyasi iktidar aygıtları, bunlara karşı direnen, ezilen, bütün üçüncü dünyayı temsil eden bir figür haline gelmiştir. Benim için roman belli açılardan bunu anlatmanın bir vesilesiydi. Dolayısıyla gayri resmi tarihi yazmanın olanaklarını yaratan bir vesileydi Yılmaz Güney'in. Asıl kritik noktası burada. Ben mesela romanımı yazarken eşkıyalık hikayeleri üzerine çok uzun bölümler yazdım romanda. Bu eşkıyalık hikayeleri aslında bütün dünyada sembol olmuş hikayelerdir. Şimdi eşkıyalık hikayeleri Yılmaz Güney'in sinemasında çok özel bir yer tutuyor. Nedir dersiniz? İlk önce kökenleri olarak bir Kürt olarak Engbejler'den dinlediği hikayelerden ve Kürt halk masallarının etkilenmesiyle çocukluk yıllarına kadar gidiyor. Annesi bir destan anlatıcısıydı Yılmaz Güney'in. Babası da saz çalıp o destanları türkü olarak söyleyen birisiydi. Oraya kadar gidiyor. Aynı zamanda eşkıyalık hikayeleri Kürtlerin biliyorsunuz yani tarihinde çok sık karşılaştığımız bir olay. Neredeyse bir ulusal özellik gibi. Ama Yılmaz Güney yaklaşık 1960'lı yıllara geldiği zaman keşfettiği şeylerden bir tanesi.
eşkıyalık hikayelerinin aslında çok halkın bir arada yaşadığı her toprakta geçerdi. Hele feodalizmden kapitalizme tam geçişin olmadığı yer. Mesela Balkanlar, mesela Kafkasya, mesela Latin Amerika'da farklı etnik yapıların bulunduğu yerler. Bunun gibi yerlerde eşkıyalık hikayeleri bir halk destanı olarak yaşıyor. Dolayısıyla aslında halkın özgürlük kahraman mücadelesi olarak görülüyor. Aynı şekilde mesela Latin Amerika'da bunu Chavez de söylerdi. Simon Bolivar ve benzerlerini bir tür eşkıya olarak batılılar nitelendirmişlerdi. Onlar Latin Amerika'nın bir toptan bağımsızlığını savunan insanları. Dolayısıyla eşkıyalık hikayelerine baktığımız zaman bir sembol olarak aslında iktidarın uzanamadığı bir özgürlük alanıyla buluşan isyancı anlamına geliyor. Şimdi kritik nokta şu, Yılmaz Güney sinemasında eşkıyalık, kabadayılık, yeraltı adamı olarak başlayan hikayeler zaman içerisinde Yılmaz Güney'in dönüşümüyle beraber bir devrimci, bir militana doğru bir kaymaya gerçekleşiyor. Ne yapıyor? Bu halk kahramanı, halk önderini, yani bir Viva Zapata'yı ne yapıyorsunuz? Bir devrimciye dönüştürüyorsunuz. Bir halk kahramanını, bir devrimci, siyasal bilinç kazanmış insana dönüştürüyorsunuz. Yılmaz Güney'in sinemasının aslında en kritik evrim budur. Dolayısıyla bu süreç aslında Yılmaz Güney ile beraber Türkiye siyasi tarihindeki değişimle açıklanabilir. 1950'li yıllarda Adana'da yaşadığı yıllarda, lise yıllarında Türkiye Komünist Partisi üyesi birçok aydın Adana'ya siyasi sürgün olarak gitmişler. O yıllarda şimdi çok fazla yok, o yıllarda sürgün cezaları vardı. Onlarla beraber ilk kez Marksistlerle, TKP'ler, Türkiye Komünist Partileriyle tanışıyor. Kolay Şükrü'nün dükkanında ilk kez de Nazım'ın şiirleri yasaklı olduğu için kırmızı bir defter el yazısı yazılmış şiirlerini okuyarak da ilk kez sınıf kavramıyla karşılaşıyor. Yani ait olduğu bir sınıf hissediyor. Dolayısıyla oradan Marksizm ve Komünizm'e bir sempati besliyor. O şiirleri okuyor, kendi defterine yazıyor, arkadaşlarını okuyor, arkadaşlarını yasaklı olduğu için özel bir çekicilik kazanıyor. Şiir okuma yarışmalarında gizli gizli okuyorlar. Yılmaz Güney'in bu açıdan baktığımız zaman 1950'li yıllarda komünist düşünceyle tanışıyor fakat şiirler aracılığıyla, sanat aracılığıyla. Geri kalan sosyalizm hakkında bildikleri tek kitap Marx Beyer'in Sosyalizm ve Sosyal Mücadeleler Tarihi. Halen vardı bu kitap. Bunu da Hasan Ali Yücel'in o Batı klasikleri kitabından çevir olarak okumuşlardı. Yoksa Marksizm için başka hiçbir kaynakları yoktu. 1950'li yıllarda İstanbul'a geldiği zaman, 1958 yılında gelmiştir İstanbul'a. Kendisi açıkça söyler, kendi ağzından söyler. Ben İstanbul'da Türkiye Komünist Partisi'ni bulmaya geldim der. Fakat 1960'lı yılların ortalarına geldiği zaman aldatıldık der. Kritik nokta Türkiye Komünist Partisi ile ilgili. Çünkü aydın çevrelerine girdiği zaman özellikle edebiyat çevrelerine onların aslında başta varoluşçuluk olmak üzere Fransa'dan gelen entelektüel akımlar ne kadar yönlendirdikleri ve Türkiye topraklarından ne kadar uzak olduğunu keşfediyor. Bir de siyasi olarak da bu insanların çok da güvenilir olmadığına ikna olmaya başlıyor. Yani siyasi görüşlere. Daha doğrusu işin gerçek tarafı aslında onların halka nüfuz edemediklerini görüyor. Hatta halka karşı belli ön yargıları olduğunu kabul görüyor. Yani bunu fark ediyor. Bu çok büyük bir hayal kırıklığına yol açıyor. Çünkü Anadolu insanının bütün ezilmişliği, geri durmuşluğu içerisinde aslında içinde ne kadar güçlü bir adalet özleminin olduğunu Yılmaz Güney'in içinden geldiği özellikler geliyor. O insanla tanık olması gereği biliyor. Dolayısıyla Yılmaz Güney'in siyasi evrimiyle sinemacı evrimi aslında birbirine paraleldir. 58'de sinemaya girer. Niye? Çünkü komünizmden ceza almıştır. Cezası temyizde olduğu sırada işten kovulur. İş yerinin sahibi Demokrat Partilidir. Yılmaz Güney'in cezaları görünce git diyor, ilişiğini kes diyor. Yılmaz Güney oradan çıkıyor, Yaşar Kemal'e gidiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyor Yaşar Kemal. Yeni yeni ünlenmiş, iyi bir romancı. Cumhuriyet Gazetesi'nde çok önemli Anadolu'ya dair söyleşiler yapıyor. O da Yılmaz Güney'i hiç tanımıyor ve Yılmaz Güney Adanalı olduğu için görüşüyorlar. Yani hemşehriler bu insanlar. Ve oradan bir anda sinemaya senarist, oyuncu ve reji asistanı olarak 1958 yılında Bu Vatanın Çocukları filmiyle başlıyor. Orada kritik bir şey var. Aslında Yılmaz Güney aç, yani işini kaybetmiş, kalacak kaldığı pansiyonun parasını bile ödeyemeyen bir karakter. Bunu ilk önce Yaşar Kemal'in yönlendirmesiyle Atıf Yılmaz'ın yanında çalışsın, bir asistanlık yapsın, işi öğrensin diye gönderiyorlar. Fakat oradan sonra işler Yılmaz Güney'in yaptıklarıyla çok yapısal olarak değişiyor. Neler yapıyor?
baktığımız zaman şimdi Yaşar Kemal bu vatanın çocukları için Dar filmi bir tane hikaye satmış. Sattığı bir tane hikaye var. Bu hikayeden çekim senaryosu yazılması gerekiyor. Çekim senaryosu. Fakat Atıf Yılmaz tembel birisi. Biraz da yeteneksiz birisi. Açıkçası senaryo yazma konusunda yeteneksiz birisi. Bunun asistanı da Halit Refik. Halit Refik kim? Robert Kolejli. Dede tarafından Selanikli. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nda yöneticilerinden, eski yöneticilerinden gelen bir aile. Aynı zamanda Sabateist bir aile. Bu insanlar da bakıyorsun tepeden bakıyorlar Yılmaz Güney'in kendisine karşı. Anadolu'dan gelmiş. İşte İngilizce okuyabiliyor fakat konuşamıyor. İyi bir eğitim görmemiş, kendini eğitmiş bir adam, bir genç. Bu açıdan bakınca fakat bunlar kendi aralarında çok konuşuyorlar fakat senaryo yazamıyorlar. Yılmaz Güney bir iki gün dinliyor, bir hafta dinliyor. Bu işi nasıl yapabileceğini düşünüyor. Zaten hikayecilikten geliyor. Başlıyor senaryoyu yazmaya, götürüyor Atıf Yılmaz'ın evine bir iki derken ailesinin içine giriyor, çocuklarıyla kaynaşıyor, karısına ilgisini şunu yaparken birdenbire Yılmaz'ın yazdıkları senaryo kabul edilmeye başlıyor. Ve hikayeye Yaşar Kemal, senaryo Yılmaz Güney. Sonrasında çok daha tuhaf olaylar oluyor. Şimdi Yılmaz Güney komünizmden yargılanmış, ceza almış. Yaşar Kemal komünist olarak biliniyor. Daha ceza almamış fakat komünist olarak biliniyor. Şimdi senaryo var. Demokrat Parti dönemindeyiz. Demokrat Parti'nin antikomünizmin doruk noktasındayız. Ve senaryo sansüre gidecek. Sansürden onay alacak. Dolayısıyla Yaşar Kemal de Yılmaz Güney'in adını yazamıyorlar. Onun yerine Azmi Kütüphal diye bir isim var. Azmi Kütüphal. Bu adam ortaokul piyesleri yazabilecek düzeyde bir adam. Fakat o da perdede adının çıkmasını, kendini senarist olarak görünmesini istiyor. Dolayısıyla sansürden kolay çıksın diye Azmi Kütüphal'ı senarist olarak yazıyorlar. Sonra da filmde başrol oyuncusu olarak birileriyle anlaşmaya çalışıyorlar. Onlar çok para istedikleri için Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney'i oynatacak. Yılmaz Güney'in gerçek adı Yılmaz Pütün. Fakat filmde Yılmaz Güney adını kullanıyor. Çünkü komünizm propagandasından ceza aldığı için ve Yeşilçam'da daha 1951 yılında TKP tevkifatı sonrasında TKP'den yargılanan insanların oynadıkları, yer aldıkları filmler, mesela Aşık Veysel'in Hayatı gibi filmlerin ne kadar siyasi baskı uğradıkları, gösterilmedikleri, sansürden geçemediklerini bildikleri için mecburen soyadını değiştiriyor ve Yılmaz Pütün yapıyor. Yılmaz Pütün'ü Yılmaz Güney yapıyor. Yani daha doğrusu sektörde çalışabilme izni almak için yapıyor bunu. Kendi adını ve yıllarca bunu bilmiyorlar. Ancak 1970'lere doğru Türkiye çapında ünlü olduktan sonra gerçek adının Yılmaz Pütün olduğunu açıklıyor. Herkes Yılmaz Güney olarak adlandırıyor. Şimdi Yılmaz Güney, o filmde bu filmin çocukları da o yıl Gazeteciler Cemiyeti'nin yarışmasında en iyi senaryo ödülünü alıyor. Yaşar Kemal ile Yılmaz Güney de orada salonda oturuyorlar. Bunlar gidiyorlar, Azmi Kütüphal bunların önünde gidip en iyi senaryo ödülünü alıyor. Burası Türkiye'nin Yeşilçam'ın önemli şeylerinden bir tanesidir. Yarın öbür gün Yılmaz Güney bütün bunları gördükten sonra Yeşilçam'ın yıkılması gereken bir şey olarak gösterecek. Bu çok kritik çünkü şöyle söyleyeyim size, iki tane mesele var mesela, örnek bunlardan bir tanesi. Yılmaz Güney'in nasıl düşündüğünü göstermek için. Yeşilçam'ın ne kadar antikomünist olduğunu ve aynı zamanda halkın değerlerini alay alan bir yer olduğunu gördüğü için bir yerden sonra Yeşilçam'ın bir parçasına olmasına rağmen Yeşilçam'ı yıkmayı düşünür. Dolayısıyla bunu nasıl yapacak tek başına değil. Bu kurumsal olarak yapılabilir, bir kuşak yapabilir. Genç bir yönetmenler gelebilir, farklı oyuncular olabilir. Bütün bunlar dolayısıyla ne yapıyor? Herkesi olanak hazırlamaya başlıyor. Yeni bir kuşağı sinemaya sokuyor. Dikkat edelim, filmlerin yönettirdiği isimler kim? Bakın Şerif Gören, Zeki Ökten. Peki kim bunlar? İşte o zamanlar bunlar asistandı. Bunlar kendilerini piyasada kabul ettirmiş insanlar değildi. Gidip piyasadaki ünlü isimlere filmlerini yaptırmadı. Aksine gitti, yetenekli genç insanlar ve onlar ondan sonra kariyerine en doğru noktasından başladılar. Yılmaz Güney'den sonra kariyerleri daha arkaya düşmeye başladı. Daha gerilediler. Anlatabiliyor muyum? Yani o insanları keşfetti. Bakın mesela kimlerle çalışmış? Erdem Kral. Bakın mesela kimlerle paslaşmış? Yavuz Özkan. Bakın kimlerle dayanışmayı düşünmüş? Ömer Kavur. Yani 1980'li yıllarda giderek öne çıkan insanları o genç yaşlarda bulan bu insanları öne çıkarmak için, onlara yardım etmek için bir kuşak olarak Yeşilçam'ı kökten değiştirmek için mücadele etti. Ama ne yazık ki hapisler ve 1980 darbesi bu projesini kesintiye uğrattı. Dikkat edin, sinema tarihçisi olarak size şunu söyleyeyim. 1970'li yıllarda yeni bir Türkiye sinemasından söz ediliyor. Ve bu yeni Türkiye sineması doğmakta, filizlenmekteyken, daha başlangıç aşamasındayken darbeyle kesintiye uğruyor Türkiye sineması. Bu anlamda yeni Türkiye sineması 90'lı yıllarda bir kez daha doğuyor. Fakat bu kez
çok daha apolitik bir sinema olarak doğuyor. 1970'li yılların sonlarında ve 80'li yılların başında politik bir sinema olarak doğmuştu. Dolayısıyla 80 darbesi onu ne yapmış oldu? Tıraşlamış oldu. Ehlileştirmiş oldu. Düzene biat eden hale getirmiş oldu. Bu çok kritik bir değişim. Yılmaz Güneş'in de yol filminden de mesela buna benzer bir özellik daha var. Yılmaz Güneş o sıralarda İmralı Adası'nda hapis yatıyor. Türkiye'de sık sık Elia Kazan geliyor. Elia Kazan'la geldiği sıralarda Türkiye'de bir tartışma var. Bu tartışma nedir? Midnight Express tartışması. Alan Parker'ın yönettiği İngiliz-Amerikan ortak yapımı Midnight Express filminde Türkiye'deki hapishaneleri ve Türkiye'deki güvenlik güçlerinin kötü gösterdiğine dair dünya çapında bir algı yaratılıyor. Türkiye nasıl diye bir tartışma başlıyor. Türkiye bunun da gurur meselesi yapıyor. Başbakan Recep ve Türkiye'de bir film yapması hapishanelerde geçen ve hapishanelerin de insanlara iyi davranıldığını gösteren bir film yapmasını Elia Kazan'dan istiyor. Yaparsanız diyor, ben de sizin hayatınızı anlatan filmde ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak size yapımcı oluruz diyor. Yani resmen anlaşma yapıyor. Böyle bir teklif etmiyor. Elia Kazan da diyor ki, ben sizin hapishanelerinizi bilmem diyor. Hapishanelerinizi ancak Yılmaz Güney bilir, Yılmaz Güney yapabilir diyor. Dolayısıyla Yılmaz Güney'e bu söylendiği zaman aslında gerçek çok samimi söyleyeyim. Düşün yani siz 1961 yılından beri hapistesiniz, aralıklarla çıkıyorsunuz. Bakın mesela Yılmaz Güney'in toplam sinemada kaldığı dönem 7 yıldır film yaptı. Aktif olarak film yaptı 7 yıl fazla değil. 115 tane film yapmış ama bunu kaç yılda yapmış? 7 yılda yapmış. 63-68 arası, 70-72 arası. Sonra hep hapiste bu adam. Dikkat edin. Bu nedenle Yılmaz Güney'e böyle bir tehditte bulunmak aslında anasını kırmak gibi bir şey. Yani çok acı bir şey aslında. Ömür hapishanelerde geçmiş bir insan. Askerlik diye dahil hapishanelerde geçen süresi 13 yıl. Sinema yaptığı dönem 7 yıl. Bu insana siz diyorsunuz ki hapishaneleri aklayan bir film yap. Yılmaz Güney de bunu düşünüyor. Madem öyle diyor, ben hapishanelerde geçen bir film yapacağım ama bütün Türkiye'nin hapishane olduğunu gösteren bir film yapacağım diyor. Dolayısıyla bu anlamda Yılmaz Güney'in düzenle siyasi iktidarı hesaplaşması çok radikaldir, çok büyük esaslıydı. Dolayısıyla kendisine yapılan gayri ahlaki şeyleri ve teklifleri tümüyle sınıfına ihanet etmeden ve siyasi iktidarı deşifre edecek şekilde dönüştüren bir insan. Hayat boyunca devam etti. Şimdi Türkiye'de mesela bu dönüştürmelere bir örnek daha vereyim. Türkiye'de kritiktir, oradan da Halat filmine gelelim. 1971 yılında İstanbul'da sık yönetim ilan ediliyor. Sık yönetim komutanı da işkenceci General Faik Türün. General Faik Türün sık yönetim komutanı olarak Yılmaz Güney'i çağırıyor. Yılmaz Güney'in Gürün'ün doğruğunda her yıl çok önemli filmler yapıyor ve Umut filmde kanda patlamış diyor. Avrupa'da tek kopyayla her yerden özel davetler oluyor Türkiye'de. O sıralarda bir Yılmaz Güney'i açık açık tehdit ediyor Faik Türün. İstanbul'dan çıkıp gitmesi, ondan sonra Anadolu'da, özellikle İç Anadolu'da belli bir süre kendisini bilirine kadar sürgüne kalması istemiyor. Açıkça tehdit ediliyor. Ve Yılmaz Güney de buradan kalkıyor, ekibini topluyor, Nevşehir ve yöresine gidiyor. Orada iki tane film yapıyor. Yaptığı filmden Ağıt ve Acı. Şimdi buraya bakarsanız da darbenin hemen sonrası yapılan bu filmlerde baktığınız zaman Yılmaz Güney'in halka vereceği siyasi mesajları orada anlattığı eşkıyalık hikayelerin içerisine soktuğunu gördük, yerleştirdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla Ağıt'ta neyi sokar? İhbarcıyı vurur meselesi. İhbarı halk kültürüne karşı çıkarmış olarak görür. Bir de koşullarımız yok. Bu koşullardan nasıl direnebiliriz diyenler için de Acı filmini yapıyor. Orada da ne olursa olsun her koşulda yapılacak bir şey vardır önermesini halkın bilincine getiriyor. Ağıt'tan aldığı ödülü de Yılmaz Güney'e özgü bir şekilde bütün set ekibine dağıtıyor. Yılmaz Güney şimdi bu set ekibi ve arkadaşlarıyla paylaşması meselesinde size başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın Yeşilçam'da yapımcılar, başrol oyuncular, artistler başka kazandığa yemek yer. Bunlar özel yemek yerler. Set işçileri, çalışanlar daha başka bir yerler. Ama bunun bir tek Yılmaz Güney'de ayrıdır. Yılmaz Güney kendisi de dahil olmak üzere. Eğer yapımcı da sete gelmişse herkes ortak aynı kazandan tablodan yemek yer. Ayrı yemek yok. Gidip mesela bir yerde kebap mı yedik? Bütün ekibe kebap yenir. Tamam mı? Yani bunu abilerine, daha 50 yıllar komünist abilerinden Adana'dan böyle öğrenmiş. O hayatın sonuna kadar devam etti. Dolayısıyla aynı şekilde mesela sırada insanlar kapısını çaldığı zaman, yolda önüne çıktığı zaman da
cebinde ne varsa paylaştım. Halkla paylaşmıyordum. Kültür o. Halil İbrahim sofrası anlayışı. Şimdi bu çok önemli. Bakın bu bununla böyle şeyler halk hiçbir zaman unutmaz. Ve döner gelir halk bunun karşılığını verir size. Yılmaz Güney 1974'te tekrar hapse girdi. Hapse girdikten sonra 81 yılına kadar hapiste kaldı. Çok kritik filmleri yapması gerekiyordu hapishaneden. Dışarıda da yeterince film yapmadığı için maddi olarak krizdeydi. Güney filmde iş kötü işletiliyordu. Ne oldu? Sürü, düşman ve yol yapılırken bizim Anadolu halkın kendisi buna sponsor oldu. Pek çok halk kendi yerlerine geldikleri zaman insanlar film çekiyoruz diye kovuyorlardı biliyor musunuz? Anadolu'larını istemiyoruz, bizi çarpıtıyorsunuz diye. Ama ne oluyordu? Bir tek şifre vardı ama bu Yılmaz'ın filmi. O zaman herkes sofraya buyur ediyorlardı. Halk onlara bakıyordu, oyunculara. Bunların prodüksiyon paraları yoktu. Halk finanse etti Sürü Düşman Yolu filmlerini. O insanlar yardım ettiler. Yılmaz Güney'in filmiydi çünkü. Yani o halka her şeyini verdi, paylaştı cebindekini. Halk onun yapımcı olarak geri döndü. Yani bu şekilde bir hukuku vardı. Dolayısıyla Yılmaz Güney'in hukuku aynı şekilde hapishanelerde de geçiyordu. Hapishanelerde 1970'lerde Türkiye'de çok ciddi fraksiyon kavgaları vardı. Bir tek kavgalar olmadı ya Yılmaz Güney'in bulunduğu hapishanelerde. Farklı fraksiyonların devrimcileri devrimcilik hukuku başlığı altında topluyorlardı ve kendi o yönetim kurulunda her türlü kavgayı birbirlerine zor mekanizmasını durduruyordu. Bunu farklı fraksiyonların devrimciler daha sonra kendi anılarıyla anlattılar. Gerçek hikayeler, gerçek tanıklıklar. Dolayısıyla Yılmaz Güney aynı zamanda sol içi şiddete de karşı, mesela Güney dergisinde sol içi şiddete de karşı olduğunu da yazıyor. Yani bu kavga farklı fraksiyonlardan olsa bile esasında işçi ve köylülerin egemen sınıfları, burjuvaziye karşı verilmiş bir davasıdır. Dolayısıyla sen belli bir sömürü esasına dayalı sistemi yıkmaya çalışıyorsan bu ön kapıda alan herkesin kendi arasında bir kere ilk önce bir devrimcilik hukuku. Sonra doğru teori, daha sonra da örgütsel hukuk devreye gidiyor. Yani ilk önce o devrimcilik tabanıyla birleştikten sonra diğer şeyleri dayatmak ya da diğer fraksiyonlar çatışmaları birbirlerine çatışma olarak şiddetlendirmeyi karşı çıkıyor Yılmaz Güney. Şimdi buna bakarsak Yılmaz Güney'in sineması ve sanatıyla işi çamasındaki ilişkilerde neler görürüz? 1958 yılında Yılmaz Güney ceza alıyor. 1961'e kadar davası temizde. Davası bunun sonucunda Tatlı Bela filminden 1961 yılında hapise giriyor. 1963'e kadar hapis ve sürgünle geçiyor. Şimdi burada kritik nokta tarihine baktığımız zaman görüyoruz. Çok özel bir önemi var Yılmaz Bey'in. Türkiye'de 3 tane resmi askeri darbe oldu. Bunlardan büyük bir 1960, 1971, 1980. Ne oldu? 3 darbeden sonra da Yılmaz Bey'in hapiste. Dolayısıyla 3 darbenin üçünde de hapiste olan tek aydın Yılmaz Bey'in. Çok kritik bir önemi Yılmaz Bey'in hayatında. Bu açıdan bakarsak Yılmaz Güney'in 1961'de hapiste bulunduğu sıralarda Türkiye Komünist Partisi üyesi olan, daha sonra İstanbul'a gelip yerleşmiş mobil gecirk işi yapan insanlarla ilişkileri devam ediyor, mektuplaşmaları. O mektuplaşmalar Yeşilçam'da işlerin nasıl yürüdüğüne dair bilgiler alıyor. Ve hapiste hem romanı yazıyor, boynu bürkü ödülleri, hem de aynı zamanda senaryolar yazıyor, senaryo hikayeler yazıyor. Çıkınca sinemaya girmeye karar veriyor. Şimdi burada kritik nokta ne? Kritik nokta bazıları, pek çok insan anlatıldığı zaman inanamadıkları bir hikayeyle karşılaşıyorlar. Nedir o? 1961 yılında Yılmaz Güney hapse girdiği zaman 24 yaşında. 24 yaşındaki Yılmaz Güney hapiste gelecekli kariyerini planlıyor. Derin düşünceler içerisinde. Hesaplaşmasını köyüyle başlatıyor. Boynu bükük ödüler kendi köyünden, ağanın hizmetinden çıkamayan bir köylünün ağayla da uzlaşamayıp vicdanında yavaş yavaş erimesini ve göç edememesi, yeniden başlayacak bir iş kendini bulamaması hikayesidir. Bu nedenle boynu bükük ölürler zaten. Ve o yıllarda Yılmaz Güney sinemaya tekrar geri döndüğü zaman hapise girmiş, komünizmden yargılanmış, ceza almış bir insan olarak her şeyin çok daha zor olacağını biliyor. Çok iyi biliyor bunu. Ve ama her şeyden önce diyor ki Yılmaz Güney ne yapmam lazım? İlk önce mesleğim olması lazım. Yılmaz Güney ne yapar? Bunu yapar desinler. Adıyla bilinir, tanınır olsun, bir mesleği olsun, bunu istiyor. Ve ardından da çok önemli, halkıyla barışık siyasi filmler yapmayı 1961 yılında hapiste düşünüyor, derin derin. Çıktıktan sonra da arkadaşlarına anlattıkları zaman arkadaşlar hiçbirisi inanmıyor buna.
bakın burası kritik. Kimler inanmıyor? Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Halit Refi, Vedat Türkeli, bu isimlerin hepsini anlatmış kendi projesi. Ve hiçbirisi bunun Yılmaz Güney, bunun yapılabilir olduğuna ve en azından yapılabilirse bile bunu Yılmaz Güney yapabileceğine inanmıyorlar. Ve Yılmaz Güney 61'den sonra 63'te Konya'da sürgünden İstanbul'a geldiği zaman yeniden yuva kurmak, yeniden sektöre girmek için çok zorluk çekiyor. Bu burada, arkamızda bulunan yerlerde, balık pazarında, buralarda, meyhanelerde, buralarda çok geçmiştir. Hırsız ayakkabılarla dolaşmıştır. Evine ekmeğini zor aldığı zamanlar geçmiştir. 1963 yılında bir film yapar, 64 yılında 4 film yapar, 1965 yılında ise 21 film yapar. Ve 1961 yılında yapılan o filmlerden sonra Yeşilçam'da en yüksek ücret alan erkek oyuncu olur. Türkan Şoray ile aynı parayı alan tek erkek oyuncu olur. Şimdi burada kritik nokta var. Bakın şimdi siyasi düşünceleriyle sanatın evrim arasındaki ilişkiyi incelemek için buraya bakmalıyız. Nedir bu? 1965 yılında Yeşilçam'da 10 Korkusuz Adam diye bir film çekiyor. 10 Korkusuz Adam. Nedir bu? Bu filmin başlangıcı Japonya'ya Kurosawa'nın filmine gider. Kurosawa 7 Samuray diye bir film yapar. Daha sonra bu senaryoyu Amerikalılar satın alır ve Yedi Silah Şorlar diye bir film çekerler. Bu film de Türkiye'de gösterilmiştir. Yeşilçam'da bunu Türkiye'ye uyarlamak istiyor. Bu sıralarda da Kıbrıs olayları patlak veriyor. Rumlarla Türkler arasında çatışmalar var, şiddetli çatışmalar var, öldürmeler var. Rumlar örgütlü, Yunanistan'dan silahlanmışlar, Türkler silahsızlanmış, sonra nüfus olarak daha azınlıktalar. Buna uyarlıyorlar. 10 tane Anadolu'nun çeşitli yerlerinde toplanmış insanı Kıbrıs'taki Türkleri savunmak için Kıbrıs'a gidiyorlar ve orada bireysel olarak bir kahraman gibi, samuray gibi, bir kovboy gibi, selahşor gibi bu köyleri savunmak üzere oraya gidiyorlar. Şimdi burada kritik olan şu, Yılmaz Güney bu senaryoyu geliyor. Yılmaz Güney de bütün bunları biliyor. Senaryoyu okuyor, senaryo kötü. Senaryo kötü yani. Sıradan bir kahramanlık film. Peki Yılmaz Güney'e niye bunu teklif ediyorlar biliyor musun? Çok önemli. Niye teklif ediyorlar? Teklifin nedeni şu. Yılmaz Güney'in filmleri Anadolu'da çok fazla tutuyor. Çok fazla iş yapıyor. Halk çok ciddi olarak benimsiyor bu filmleri. Dolayısıyla diyorlar ki şöyle bir anlayış var. Şimdi bu ne yapıyor? Silah çekiyor. İyi nişan oluyor. Adam dövüyor. Kadınlar da yatıyor. Bunları yapan bir erkek, diğer erkek starlar da yapsa bu tür filmler, bu avantür filmlerini onlar da tutar. Niyet bu. Yani çıkış noktaları bu. Yılmaz Güney ise asıl kritik noktası şu. Yılmaz Güney, Yılmaz Güney yapan Yılmaz Güney'in oyunculuğu değil, kalemi, sanatı, dramaturjiyi bilmesi, halkın psikolojisini bilmesi. Adama geldi kötü senaryo. Ne yapacak? O kötü senaryo mu canlanacak? Bütün diyaloglarını siliyor, bütün diyalogları. Ve filmdeki tek diyaloğunu benim için fark etmez. Yeşilçam'a şunu demiş oluyor. Benim sınavmak istiyorsunuz. Buyurun bakalım bir erler sofrasına. Bütün diyaloglarını çıkarıyor. Arka cebinde bir konyak şişesi tabii düşüyor. Başında bir fotoğraf şapka, belli bir bakışı var. Ve en kritik zamanlarda çıkıyor. Konyağını içeriyor. Ondan sonra 10 tane erkek kahraman var. Bunlar içinde Tamer Yiğit, yakın zamanda ölen Adnan Şenses de vardı bunların içerisinde. Bu gibi isimler de var. Yeni yeni Yeşilçam'da star olmaya çalışan isimler. Bir film çıkıyor. Anadolu'da büyük iş yapıyor. 1965 yılında en fazla iş yapan film oluyor. Diğer ikinci film de Sürtük. Sürtük, Türkan Şoray'ın oynadığı, Ertem Elmez'in çektiği film. Bu çok Anadolu'da çok büyük olay oluyor. Özellikle gençler üzerinde. Peki buraya baktığı zaman ne oldu? Herkes gözleriyle görüyor. 10 tane erkek kahraman var. Üstelik Yılmaz Güney'in oynadığı karakter ölüyor. Yani kurtarıcı da değil. Yani filmin belli bir yerinde yaralanıyor ve ölüyor. Şimdi orada ölürken de benim için fark etmez diye bana söylüyor. Ama sinemada film oynarken sessizlik içerisinde seyrediyorlar. Yalnızca Yılmaz Güney yani Konyakçı tipi çıktığı zaman bütün salonda alkışlamaya başlıyor. Halk yarışları başlıyor. Dolayısıyla anlıyorlar ki bu sadece Yılmaz Güney'in kahramanlık, şunu dövmesi, bunu dövmesi değil. Burada başka bir şey var. Şimdi bunun kökenlerine gittiğimiz zaman ne oluyor? 1964 yılına gidiyoruz. Bir yıl öncesine gidiyoruz. 1964 yılında Yılmaz Güney film yapmış burada. Ve Anadolu'daki gösterimlerine katılıyor. Anadolu'da halkla beraber kendi filmlerini seyrediyor. İzmir'e gidiyor. İzmir'in kenar mahallelerinde film gösterirken salona çıkıyor. Diyorlar ki işte filmin oyuncusu, starı Yılmaz Güney de burada. Şimdi halk sanıyor ki
diğer yeşil çam yıldızları gibi. Ne yapacak? Bu takım elbiseyle çıkacak. Halka tepeden bakacak. Bir selam verecek. Ondan sonra çekecek gidecek. Hayır öyle yapmıyor. Tam aksine. Ne yapmış? Bak kendi projesini adım adım nasıl uyguluyor? Sinemada halkla konuşma yapıyor. Diyor ki arkadaşlar diyor ben size anlatmak istiyorum diyor. Ama İstanbul'da Yeşilçam'ın burjuvaları, onların patronları benim şöyle şöyle film yapmamı engelliyorlar diyor. Arkadaşlar ben size şöyle şöyle filmler yapmak istiyorum ama ne oluyor? Sansürden engel yiyorum diyor. Bütün bunları anlatıyor. Bir var mısınız? Hep birlikte bu mücadeleye girecek miyiz? Bütün salon ayakta alkışlıyor ve ayağa kalkıyor. Daha sonra gidiyor öbür sinemada bunu yapıyor. Sonra ne oldu? İzmir'de 20 sinemada film göstermeye başlıyor. Dolayısıyla yani bunun bir halk mücadelesi olarak daha en başında, daha çok ünlenmeden, daha adı yeni yeni duyulmaya başladığı zaman planlamış, bunu yapmaya çalışmış bir insanla karşı karşıyayız. Sonra ünlü gelmeye başladıktan sonra, 65'te ünlü olduktan sonra ne yapıyor? Diyor ki, bu işi bu sektörde olan en iyi yönetmenlerden öğrenmeliyim. Çünkü niyeti hem en iyi senaryoları yazmak, en iyi oyunculukları yapmak, bir de en iyi filmleri yönetmek en başında. Yani bir star olmayı istemiyor. Star olmak Yılmaz Nur için bir vesileydi. Neydi bu vesile? Halk tanısın, bilsin. Yarın farklı filmler yaptığında ona da gelsinler. Yani ben şöyle şöyle önemli sanatsal filmler yapayım. Halk bunları seyretsin, anlamasın da olur. Seyretmesin, çok az seyircisi böyle bir şey yoktu. O bir halk hareketinin bir parçası olarak görüyordu yaptığı işi. Dolayısıyla ne yaptı? Gitti Duygu Sağroğlu, Atıf Yılmaz, Lütfü Ömer Akat. Sektörün en önemli yönetmenleriyle beraber çalıştı. Aslında onlarla çalışırken Yılmaz Güney mesleğini öğreniyordu. O insanlardan mesleğini öğreniyordu. Sonra ustalık dönemleri de bunun hepsini aşacak derecede eserler vermeye başladı. Burada kritik nokta bu. Yılmaz Güney ünlendikten sonra gittikçe bu kritik nokta ünlendikten sonra gittikçe daha kaliteli film yaptı. Şimdi bunun kuralı şudur. Bakın Türkiye'de ve dünyada da böyledir. Bir insan ünlendikçe yaptığı işin kalitesi azalır. Daha fazla geniş kitleye seslenmek için kaliteden, nitelikten prim verir. Dolayısıyla medyatiklik bir insanın normal koşullarda seviyesini azaltır. Oysa Yılmaz Güney'e geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Tam aykırı. Başlangıçta popüler olmak için sıradan halk hikayelerini anlatan bir insan ve ün kazandıkça giderek daha nitelikli, daha siyasal, daha toplumcu ve daha ideolojik olarak da sınıfını seçmiş bir insanla karşı karşıya kalıyoruz. Ün kazandıktan sonra bu kez ne yapmaya başlıyor? Sektörde önemli filmleri yapabilecek genç insanlarla ilişkiler kuruyor. O insanlarla birlikte hareket etmeye çalışıyor. Onlara olanaklar yaratmaya çalışıyor. Mesela diyeyim bir Tarık Akan'ın daha önce oynadığı filmlere bakar mısınız? Nelerde oynamış? Havvam sınıfı bir tür genç kızın sevgilisi olan rollerde. Sen bu karakteri aldın götürdün, sürüde nereye yerleştirdin? Siirt'in Pervar ilçesinde bir göçer, Kürt göçer gencine yerleştirdin. Babasının dayak yiyen, ondan sonra o sakallı, bıyıklı, karısıyla arasındaki sorunları çözemeyen, ondan sonra okuma yazması olmayan, Ankara taşın toprağın altın Ankara diyen askerde Ankara'yı görmüş, bir göçere dönüştüm, Kürt köylüsüne dönüştüm. Dolayısıyla bu evrimi nasıl geçirdi? Onu Yılmaz Güney yaptı. Yani böyle şeylerde, mesela diyeyim ki mesela Aytaç Arman. Aytaç Arman ne yaptı? Düşman'da oynadı. Bakın mesela Aytaç Arman daha önce nerede oynar? Gidiyorsunuz Baba filminde oynar. Şimdi niye peki bunun nedenine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Aytaç Arman işte Ses ve Bez Artist gibi dergilerin güzellik yarışmasına gelmiş bir adam. Genç birisi. İdeolojik olarak daha ham. Kendi sınıfının safını seçmemiş. O bu insanla ilişkiyi kuruyor ve o insan ne yapıyor? Daha tutarlı bir kariyer çiziyor. Kendi hayatını daha başka bir kanala sevk ediyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Yılmaz Güney Yeşilçam'da yeni yeni sola duyarlı olan insanları sinemaya hem bir yandan çekiyor hem de onların daha nitelikli işler yapmasına yol açıyor. Mesela Şerif Karar'a gidiyor asistan olmasına rağmen daha film yönetmemiş, Endişe filminin yönetimini ona veriyor. Ama sonra ne oluyor? Şerif Karar mesela mesleğini yaparken gidiyor arabesk filmi çekiyor. Tamam. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Arabesk filminde gidiyor, arabesk filminde İstanbul'un genel çevresini yapmak için o zaman grevleri çıkıyor. Gerçek grev görüntüleri. Gidin seyredin. Bildiğiniz arabesk filmi. Mesela bu nasıl oldu? Şerif Gören'e böyle bir eğilimi, böyle bir bilinci, böyle bir duruşu ona veren neydi? Yılmaz Güney'le birlikte çalışmasıydı. Dolayısıyla ne yapıyor? Yeni kuşakla yetiştirmeye çalışıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Yılmaz Güney gibi bir insanın
siyasi iktidar tarafının hakkında çok dosya tutulacak tabii. Şimdi Yılmaz Güney'in siyasi çalışmaları bu kadar önemli olduğu zaman ve Yeşilçam'daki pek çok insana direnmeyi, onlara örgütlü mücadele etmeyi, bir kuşak olarak Yeşilçam'ı dönüştürmeyi düşüncesini ilettiği ve bunun da maddi koşullarını ürettiği zaman ne olacak? Siyasi iktidar tepesine binecek. Daha 1960'lı yıllardan beri Yılmaz Güney'in hakkında dosyalar tutuluyor. Yılmaz Güney hakkında. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Yılmaz Güney kendisini sanatçı ya da mesela bir mesleğin çalışanlarıyla bağlarını kopuk bir star olarak görmüyordu. Nasıl setinde ortak kazan kaynatıyorsa bütün star da yapımcı da set işçisi de o insanlarla olan ilişkilerinde halktan birisi gibi olmasını istiyorsa o çalışanların haklarını da savunuyordu. Yani bir sınıf bilincini sinemaya da getiren insanlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla Yılmaz Güney meselesine baktığımız zaman Yılmaz Güney hakkında çok fazla operasyon oldu ve filmlerinde bir sürü aksaklıklar çıktı, bir sürü sorunlar çıktı. Bu çok kritik. Bu açıdan bakarsak Yılmaz Güney gibi siyasi film insanlar arasında şöyle bir şey daha var, çok kritik. Türkiye'de bir insan ünlü olduktan sonra sözüne çok daha fazla dikkat eder. Ama nasıl dikkat eder? Sözü daha bilgili, daha erdemli, daha kamil, daha görmüş geçirmiş, daha halktan yana değil de siyasi iktidarla uyuşacak şekilde ve siyasi iktidarla çatışmayacak bir şekilde ehlileşir. Yani aslında o söz kastere edilir. Kastere. Yani siyasi iktidarla uyumlu hale getirir. Oysa Yılmaz Güney'de ne görüyorsunuz? Ün kazandıkça, kendini kabul ettirdikçe, daha önemli filmler yaptıkça daha radikal şeyler söylüyor. Dolayısıyla ne yapayım? Bir fikri, bir ideolojiyi, bir düşünceyi, bir varoluşu topluma yansıtmaya çalışıyor. Asıl kritik nokta bu. Mesela size şöyle bir şey söyleyeyim. Özel hayatından bir örnek vereyim. Mesela çok insan Fatoş Güney gibi gidip bir fabrikatörün kızıyla evlenecek. Ama Fatoş Güney meselesinde siz biliyor musunuz? Fatoş Güney evlendi, ne yaptı? Fatoş Güney balayına doğup büyüdüğü yerleri Çukurova'ya götürdü. Ve Fatoş Güney daha balayında köylerden aldığı şalvarla gezdi oralarda. Ve İstanbul'a geldiği zaman da Fatoş Güney Hilton'da iş yemeğine gittikleri zaman bile Yılmaz Güney'le, Yılmaz Güney'in işi köylülerin, Çukurova'daki köylülerin şalvarıyla gidiyor. O kadınların şalvarıyla gidiyor, biliyor musunuz? Dolayısıyla o da bir sınıfsal değişim geçirdi. Yani zaten önemli olan aslında insanların doğru insanları yönlendirmesi ve onlara bir bilinç kazandırmasıydı. Bu anlamda da o da mesela bir siyasi duruşa doğru kaymaya başladı ve hayatını ona doğru örgülemeye başladı. Bu açıdan bakarsan devrimcilerle dayanışmasını da ailesini, hayatını, ünlü mevkisini riske attığı zaman Fatoş Güney her zaman Yılmaz Güney'in arkasında durdu. Bu açıdan mesela bakıldığı zaman bakın kritik bir nokta vardır. Şimdi çok ünlü olay. Mahir ve arkadaşlarının Oktay Etiman, Hüseyin Cevahir, üç tane arkadaşı Yılmaz Güney ne yapıyor? Etiler'de kendi evinde saklıyor. Ve 1971 darbesi olmuş. 1972'ye gelmişiz aşağı yukarı. Ve bu sırada ne? Fatoş Güney hamile. Fakat buna rağmen Yılmaz Güney böyle bir durumda kendisi de söyler zaten. Yani böyle bir durumda devrimciler benden yardım istediğim zaman biz ünlü mevkiyi, ailemizi, çocuğumuzu düşünemeyiz. Yani bu bir sürü devrimcilik hukukuna girer. Borç yani, vatan borcu gibi bir şey var. Hakikaten mesela şimdi vatan borcu deyince şaşıracaksınız ama vatanın sahipleri bu vatandan gerçekten çeken, emek veren, bu toplumu üreten insanlar değil midir? Bu düşünceyle yapılıyordu. O insanları da bu vatanın çocukları olarak görüyordu. Yani ilk yaptığı filme doğru gidiyorsun. Bu vatanın çocukları, bu insanları olarak görüyordu. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Siyasi iktidar ona karşı baskı yapıyorsa herkesin dayanışması gerekir diye düşünüyorsun. Dolayısıyla devrimcilik hukuku içinden o insanlarla yarışıyor. Bunun geçmişine gittiğimiz zaman 1969-70 yılına kadar geri gider. 1970 yılında askerden İstanbul'a geldiği zaman Yılmaz Güney askerliğini özellikle sürgün olarak askerliği yapmıştır, sakıncalıdır. Eline, Yılmaz Güney'in eline silah almadığı tek yer asker kışlasıdır. Bu çok büyük konu. Çocukluğundan itibaren silahlıdır Yılmaz Güney. Yılmaz Güney ergenlik yıllarından beri beline silahla çalışır. Çünkü kanlıdır. Yani kan davalı bir aileden gelir Yılmaz Güney. Yılmaz Güney'in bir tek sakıncalı olabileceğinde silah taşımadığı yer askerlik garnizonudur. Yani bu çok kritik. Size şöyle bir şey söyleyeyim, bu gerçektir ama 1972 yılında hapse girdiği zaman bunlar sıkıntı mahkemelerinde asker mahkemelerde yargılandılar. Tamam mı? Fakat asker mahkemeye de silahla gidiyordu cebinde.
cebinde silahı vardı. Jandarmalar Yılmaz Güney'i aramıyorlardı. Asıl kritik nokta. Çünkü kanlıydı yani. Saldırı bekliyordu. Ki çok az bilinir, çok az bilinir. Romanımda bunu anlatmadım çünkü başka türlü yerde değerlendirmeyi düşünüyorum. Ama Yılmaz Güney İmralı'da kaldığı sırada da mesela suikast girişiminde bulundu Yılmaz Güney'e. Yılmaz Güney kaldığı köydeyken adanın denize bakan tarafında kıyıda tarlalarda çalışıyorlar. Orada gezinirken denizden motorla Yılmaz Güney'i taradılar. Taradılar ve Yılmaz Güney kaçıp kurtuldu. Orada bir saldırı. Aynı şekilde İzmit cezaevindeyken bir suikast girişiminde bulunuldu. Ondan sonra bunun bir şeyler. Yani Yılmaz Güney kanlıydı ve böyle saldırı her zaman bekliyordu. Hayatı boyunca tetikteydi. Su uyur, düşman uyumaz kuralı gereği de silahını hiçbir zaman bırakmadı. Şimdi bu açıdan bakarsak siyasi iktidar ilişkisinin dışında sinema açısından bakarsak Türkiye'de aslında Yılmaz Güney'in film yaptığı dönemler gerçek Türkiye tablosunu Yeşilçam'ın filmlerinde Yılmaz Güney'in filmlerinde görüyorsunuz. Bir değişim dönüşüm geçiriyor. Bu değişim dönüşüm onun Çirkin Kral filmlerinde de vardır. Bu o kadar sembolik şeyleri var ki şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Zavallılar diye bir film yapıyor Yılmaz Güney. Zavallılar diye bir film. Zavallılar filmine baktığınız zaman ne yapıyor? Bak gerçek olay. Şimdi zavallılar yoksul birisini anlatacak değil mi? Mesela hiç öyle gidip de bana şöyle elbise bulun, böyle elbise bulun değil. Ya veya çıkıyor, başlıyor, geliyor Karaköy. Karaköy'den Eminönü. Oradan Kumkapı'ya kadar oraları topluyor. İş hanlarını dolaşıyor. Ve orada sokak değişken gerçek bir karakteri buluyor. Sonra o gerçek karakteri geldi, sohbet ediyor. Hemşerim geldi, sana bir yemek ısmarlayayım. Adamı ilk önce mağazaya götürüyor. Mağazada adamı tepeden tırnağa giydiriyor. Sonra adamın karnını doyuruyor. Üstünden aldıklarının hepsini de kendisine alıyor. Niye? Zavallılarda o karakterin oynadığı karakterin elbiselerini giyecek. Hiç kimseden eski püskü elbise istemiyor. Yılmaz Bey böyle çalışıyor. Ya şimdi mesela diyeyim ki Seyit Ali karakteri. Yolda oynayan Seyit Ali karakteri. Ne yapıyor mesela? O karakter mesela ikide bir İmralı'ya Tarık Akan'ı çağırıyor. O karakterin olduğu yerlere gidiyor. Uzaktan konuşuyorlar. O karakteri anlatıyor. Nasıl sigara içer? Nasıl yürür? Nasıl düşünür? Bıyıkları nasıl oynar? Etrafına nasıl bakar? Bütün bunları görmesi için. Yani oyunculukta da bütün bunları yapmaya başlıyor. Mesela Yeşilçam'da İşte şurasına biraz bir damla döktüğün zaman işte gözyaşı yapıyor. Yılmaz Güney bunu kabul etmiyor. Ne yapacak? Gerçekten ağlatacak. Ağlamazsa olmaz çünkü. Ve bunu Çirkin Kral filmlerinde de yapıyor. Ne oluyor mesela? Size mesela sinematografik gizli şeyler söylüyorlar. Bunlar çok az yazıldığı için. Mesela Yılmaz Güney filmleri, Çirkin Kral filmleri. Herkes Yeşilçam'da çorbayı soğuturlar, oyuncunun önüne getirir, çorbayı içer, yemeğini yer değil mi? Yılmaz Güney öyle yapmıyor. Mesela diyor ki, abi diyor, bu adam diyor, soğuktan mı gelmişti? O zaman diyor, çorbayı sıcak içer diyor Anadolu'da. Çorbayı sıcak içince ne olur? İnsanın ağzı yanar diyor. Mesela çorbayı içiyor, gerçekten sıcak çorba içiyor. Onun ağzıyla ağzının yanmasını ve onun üzerine soğuk su içmesini, ağzını tutmasını. Bunu çekiyor adam. Ve seyirci bunu görüyor, anlıyor ve etkileniyor. Yani mesela bu açıdan bakarsak Yılmaz Güney'in filmlerinde halkla kurduğu başka bir ilişki vardı. Bu ilişki ezilmiş bir insanın biçareliğinden başlayıp zaman içerisinde bilinçlenmesi, isyan etmesi ve bir sınıf adına egemenlerin boyun eğdirmesinin hikayesiydi. Buraya açıdan bakarsanız geriye çıkıyor, Anadolu'daki halk destanları geliyor. Halk destanlarında ne yapılır? İsyan niye karşı edilir? İsyan zalime karşı edilir. Zalime karşı isyanın haklı gerekçeleri vardır ve o mazlumun önderi olan eşkıya ya da isyancı aynı zamanda halkın duasıyla, halkın desteğiyle halkla dayanışma içerisinde ona karşı meydan okur. Bu açıdan bakarsak Yılmaz Güney'in filmlerindeki bu Çirkin Kral filmlerindeki hikayeler de dahil olmak üzere aslında üçüncü dünyanın ortak hikayeleridir. Halk hikayelerinden beslenir. Dolayısıyla size nereye gelmiş olursunuz? Anadolu folklorunu sinemasal karşılığına gelmiş olursunuz. Bu anlamda Yılmaz Güney başka bir dil kullanıyordu ve o dil Yeşilçam'ın sinematografik dilini tersiz etti. Onu sınıfsal olarak yeni bir raya oturttu ve aynı zamanda egemen sınıfların sürekli olarak çatışmasına yol açtı.